Bingöl'den, Bartın'dan herkese günaydın. İsterdim ki güneşli bir günden günaydın diyeyim size ama yani yağmur öyle bir yağıyor ki yani anlık duruyor ve şu anda tekrar başlamak üzere. Hani böyle bir motorumuzu toplamak için fırsat verdi. Veriş o veriş. Neredeyse yine başlayacak. Zaten meteoroloji uyarmış buraları. Bize de işte böyle denk geldi. Yine yağmur, yine böyle şeyler. Biz burada Fatma Hanım konağı diye bir yerde kaldık. Çok güzeldi gerçekten. Bartın'da şöyle bir konakta kaldık. Güzeldi, rahat uyuduk. Otoparkı var. Motorumu da şuraya park ettim. Şu çatı altına ki oradan rahatla toplayayım, derleyeyim. Gördüğünüz gibi benim motorumu toplamak da zaman alıyor. Şimdi Bartın'dan ayrılıyoruz artık. Şimdi buradan bir Amasya'ya gideceğiz. Yağmur altında dolaşacağız. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra Samsun'a doğru yola çıkıyoruz. Artık yola çıkma zamanı. Her şeyi hazırladım. Yağmur en azından bize bir mola verdik. Hazırlanma molası. Yoksa bildiğiniz şarşar akıyor. Evet, genel anlamıyla. Şimdi bir böyle ihtiyaç oldu mu nasıl çare buluyorsun? Şöyle. Al işte, yağmur yine başladı. Nasıl bir Allah'tan bana bir hazırlanma molası verdi çocuğum. Ne oldu müdür? Bir kez ben devam ediyorum. Yol çökmüş. Yol çökmüş. Ağaç gelmiş, tek bir şey kalmış. Ağaç yola çökmüş. Yok yok, ben de öleceğim. Buraya millet arabayla gelmez, biz motorla. Yavaş. Evet, burası arkadaşlar Amasya. Motorumuzu buraya park ettik ama dedi ki adam, yani burada görevli, ya benim pantolonum için su mu aldın, nereden aldın, senin kerler ıslak sanki Fikret.
İçeriler ıslandı. Nereden su aldık acaba? İşte dedi ki burada durmayın. Rogar kapakları açtık, su gelecek. Ya bildiğiniz şu anda motosiklet cılk ama geçtiğimiz yolları görmeniz lazım. Buradan doğru çar. Fikret, gidelim biz başka yerde içelim kahvemizi hocam. Su gelecek. Deniz kokusu geliyor. Arkadaşlar burası Amasra. Şurada bir balıklı bir şey var. Ancak bizim hiç vaktimiz yok. Kahve içmeye bile vaktimiz yok. Çünkü çok şiddetli yağmur geliyor. Denize girer ayrı bir şey. İşte dağlar, tepeler böyle. Burada balıklı çay içilen çok güzel. Evet. İçelim 5 dakikada veya. Fikret gel içelim. Ama ıslakız, bizi sokmazlar içeri. Fikret. Nerede dışarıda? Ya oğlum canım ben nasıl içeceğim kastan? Tamam onun altında öyle yer de yok. Hadi gidiyoruz Fikret, tamam. Ben bir tane şey alacağım. Çöp poşeti. Şey buz olsun. Çöp poşeti aldık. Tamam. Baksana bende hiç şey yok. Her yer ıslak ya. Her yer ıslak. Şu anda Amasya'dayız. Ancak kahve içecek yer bile yok. Yani böyle şu anda dışarıda oturma şansımız yok. İçerilerde de biz böyle oturmak istemiyoruz. Çünkü hani şu halimize bakın. Bildiğiniz yağmur yağıyor. Çok da şiddetli yağıyor. Artık öyle biz öyle alıştık. Yani böyle koltuklar, moltuklar. Mesela böyle şu şey yaptım. Bu çok iyi geldi. Telefonumu görüyor musun Fikret nasıl? Yani böyle bir yolculuk burada kalamayacağız. Ve keşke daha vaktimiz olsa. Yani bir planda bu yoktu. Burada böyle keyifli keyifli oturmak, çay içmek, kahve içmek vardı. Bu eldivenleri kullanıyoruz. Bunun sebebi ne giyersek giyelim mutlaka ıslanıyor. Evet Fikret bu kadar. Hadi yola çıkalım biz. Ayakta kalın. Evet, erkenine gidelim ama şey düşmüş. Allah rahmet eylesin. Burası Barış Akarsu'nun herhalde parkanın adını verdiler. Burada heykeli var. Denize baksanıza. Nasıl? Dalgalar. Yola çıkıyorum. Bir yerimiz yok. Yağmurluklarımız, oturduğumuz yerler, Allah'tan yağmur getirmez çantalarımız falan ama şu anda işte bu geldiğimiz son nokta burası. Kahve içmek için neredeyse vaktimiz yok. Burası Amasya'daki şu ünlü herkesin fotoğraf çektirdiği köprü. Arkadaşlar hani yağmur buradan çok şiddetli geliyor bu tarafa doğru. Tam şu anda bana doğru geliyor. Yani her şeyle... Ne yapıyorsun? Merhaba. Yani... Bu hani şu fotoğrafı var ya hani böyle herkes fotoğraflarını çektiriyor ama sıraya geldiği zaman... İşte burası orası. Ama kimse yok şu anda. Ve şiddetli bir... Gök gürültüsü. Kameraların önü böyle ıslanıyor. Hep temizlemek zorundayız. Bakalım. Şimdi bu kadar. Yandıramıyorum ben. Ben aldım ben. Tamam. Dur şuradan bir kere daha. Gel de. Bir daha. Tamam çıkıyorum ya. Ne sağa döndüceğim? Hadi.
Arkadaşlar, Cile'den çıktık, Kastamonu'ya doğru gidiyoruz. Hani telefonlarımız bozuldu, Fikret'in interkomu bozuldu, benim mikrofon aparatım bozuldu. Bu akşam Samsun'a kadar gidecektik ama gitmemize imkan yok çünkü hani yağmura bakın ya. Yani benim motoru buraya soktuk bir yere, işte Fikret'in motoru orada. Yağmur bildiğiniz aralıksız ip gibi yağıyor, aralıksız yani, aralıksız. Biz artık yorulduk, öyle söyleyeyim. Böyle bir yere sığındık. Fikret, duralım mı 10 dakika be? Duralım mı? Yani geçsin biraz. Senin motoru yanına alır istersen. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar işte. Yanımızda mescit var. Hani şu mescitte kalsak olacak. İsmet Şanlı gibi. Sanıyorum o da bu mescitte kaldı galiba. Karadeniz'in dalgalarını gördün değil mi? Gördüm, görmem mi? Öyle işte. Gidiyoruz bakalım. Müdür, yorgunuz değil mi? Vallahi çok yoruldum ama. Thank you.
Burası Kastamonu Öğretmen Evi. Değerli kanalımın değerli seyircileri, takipçileri. Hani insan bezer mi? Biz bezdik. Hani 8 saattir dün yaklaşık bütün gün, bugün 8 saat çıktığımızdan beri bir an dinmeyen bir yağmur. Kameralar, benim hani GoPro ses aparatı gitti. Fikret'in interkomu gitti. Hani aralıksız yağan bir yağmur. O kadar yordu ki bizi. Normalde Samsun'a gidecektik. Biz Temmuz ayında dedik böyle güzel bir havada çıkalım, gezelim. Hani böyle sıcaklarda, çünkü Eylül ayında gidiyor, serin oluyor. Serin oluyor. 13 dereceydi bugün. 13 dereceyi gördüm. Artık kamera çekmeyeyim dedi. Kamera en son 14 derece çekti sanıyorum. Artık kameraları kaldırdım. Ama çok yorulduk ya. Çok. Şimdi ben size hani her yeni bildiğiniz su içiyor. Bakın şimdi şöyle. İlk defa çıkaracağım ben de bunu. Bu yağmurluğum. Yağmurluk artık iflas etti. Yağmurluk falan içine kadar geçmiştir. Allah'ım, montun her yeri sırılsıklam. Her yeri. Nasıl kurur bilmiyorum. Yağmurluk nasıl kurur bilmiyorum. Kurur mu kurmaz mı onu da bilmiyorum. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz gerçekten. Şu anda kuru hiçbir şeyimiz yok. Böyle bu kurur mu nereye koysam bilmiyorum gerçekten. Böyle bir kenara koyayım. Şöyle yağmurluğum işte. İçi de su, dışı da su. Kaskım zaten her yer su. Bu su içinde aklınıza gelen her yer ıslak. Bildiğiniz su içinde işte ya. Yani hiç kuru bir yersi yok. Bu nasıl kurular bilmiyorum. Yani kuru bir adım, bir milim yer yok yani. Hiçbir yerde yok. Şimdi harika bir kameraman olacaksın. Bayağı bir ilerleme görüyorum sende. Arkadaşlar, burası Kastamonu Ülkeci. Yani Samsun'a gidecektik. Öyle planladık. Kastamonu'ya zor attık kendimizi. Fikret'inki daha iyiydi. Benim daha kuru, ben daha ıslaktım. Neyse, şimdi büyük ihtimal döneceğim ama. Öyle görünüyor. Bakalım.